Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Ben Buket. Bugün size evdeki malzemelerle yapabileceğimiz çok güzel, böyle büyük, tam da bayramlık bir kahveli pasta tarifi vereceğim. İster bayramda, ister her zaman yapıp yaş günlerinde evinize güzelce yiyebileceğiniz, beğenileceğini umduğum bir pasta. 4 tane yumurtamız var. 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 3 yemek kaşığı dolusu kakao, kabartma tozu ve vanilyamız var. 4 yumurtaya şekerimizi ilave ederek başlıyoruz pastamızın yapımına. Şekerle yumurtalar beyazlaşana kadar iyice çırpılması lazım. Bütün keklerde bu böyle biliyorsunuz. Şekerimiz erisin, güzelce yumurtalar köpürsün. İyice köpürttük. Şimdi kuru malzemeleri eleyeceğiz. Un, kakao, kabartma tozu ve vanilya. Hepsini birden eliyorum ben. Elerseniz biliyorsunuz, elersek daha güzel keklerimiz oluyor. Daha güzel hava alıyor un içerisine ve iyi kabartıyor. Arzu ederseniz bunu birazcık eledikten sonra karıştırın. Sonra devamını eleyin. Önce şöyle bir karıştırıyorum kaşıkla ki etrafa sıçramasın. Çırpacağım şimdi çünkü kek malzemesini. Sanki bir çikolatalı sos rengi ve kıvamı gibi oluyor. Gerçekten çok da lezzetli bu haliyle bile. Güzelce bir çırpıyoruz. Kalıbım benim 26 santimetre dedim ve şöyle büyük bir pasta yaptım. Ona yağlı kağıdımı serdim. Şu fazlalıklarını bir keseyim. Ve kek harcını içine boşaltıyorum. Fırını önden de ısıtabilirsiniz. Direkt kekle birlikte de açabilirsiniz. 165 derecede 25-30 dakika arasında pişmesi lazım. Şöyle vuruyoruz havası da kalmasın içinde diye. Alt üst ve fanlı olarak pişirdim ben. Yani alt üst pişirdim. Gördüğünüz gibi onu koydum kenara bir soğumaya bıraktım. Şimdi kremasını yapalım. 1 litre süte biraz un, işte nişasta, yumurta sarısı ve vanilya ilave ediyorum. Videonun altına açıklamalar kısmına malzemelerin hepsini yazacağım arkadaşlar. Güzelce karıştırarak kaynatalım. Kaynadıktan sonra altını kısıp şöyle 7-8 saniye bir fokurdasın ki un ve nişastada koku kalmasın. Gördüğünüz kıvamda bir krema yaptık. Güzelce çırpıyoruz kremamızı. Bakın köpük gibi mis gibi bir krema oldu. Hiç de topak yok içinde. Kek soğudu, kenarda ılındı. Şimdi onu kelepçeden çıkarıyorum. Şöyle yanlardan bir geçeyim. Ben şimdi bunu uzun bir bıçakla ikiye böleceğim. İkiye ayıracağım. Önce bir bölelim. Gördüğünüz gibi düz tutacaksınız bıçağı ve uzun olursa rahatlıkla keki çevirerek kesebilirsiniz. Ayrı bir aparata gerek yok. Benim elim alışkın, bana kolay. Sanırım siz de yapacaksınızdır. Bu iş için aparatlar da var tabii ki. Onlar da çok pratik. Şimdi keki yoğun kahveli bir şekerli suyla ıslatıyoruz. Yani 1 su bardağı su, 2 yemek kaşığı dolusu Nescafe, 1 yemek kaşığı da toz şeker. Hepsini de almadı. Çünkü ben belki çok çeker diye 1 su bardağıyla hazırladım ama birazcık da kaldı. Daha ıslak severseniz hepsini dökün ama çok aşırı da ıslatırsanız kek dağılır arkadaşlar dilimlerken yerken. Onu da göz önünde bulundurun mutlaka. Yarısını koyduk kremamızın. Düzeltiyorum. Hani ıslatın ama çok aşırıya gitmeyin, dağılmasın. Onu da uyarmış olayım. İstediğiniz ıslaklıkta yapabilirsiniz. Yine güzelce ıslatıyorum üst katı da.
Şöyle bir deleceğim. Az daha kahveli karışımdan istiyorum. Kahveli pasta olduğu için. Yine de tabii dikkat ediyorum ki çok aşırı ıslanmasın. Evet, bence yeterli. Kalan kremayı da döküp düzeltiyoruz. Şimdi ben pastanın üzerini kapadım soğuduktan sonra ve buzdolabında bir gece beklettim. Şart değil bütün bir gece bekletmek. Soğuduktan sonra da rahatlıkla pastayı sunabilirsiniz. Yalnız kakaoyu sıcakken serpmemeniz lazım. Kakao üzerinde erir, kötü bir görüntü yapar ve sulandırabilir. İyice soğuduktan sonra kakaoyu serpiyoruz. Şöyle bıçağı yine düz tutarak kelepçenin yanından bakın harekete onu geçiyorum güzelce. Yandaki güzelliği, düzgünlüğü bozmamak için. Şu an zaten çok soğuk. Şimdi çıktı dolaptan. Böyle buz gibi şu an pastamız. Gördüğünüz gibi kolaylıkla çıkarttım. Şimdi dilimliyorum. Bıçağı tek hamlede indireceğiz arkadaşlar. Cheesecake'leri keserken de öyle. Öyle birkaç defa hareket ettirirseniz o doku bozuluyor, pastanın dokusu. Keskin bir bıçakla bir kere de indiriyoruz bıçağı. Ve eğer çok kremadan dolayı lekelenirse sileceğiz ki her dilimde daha temiz olsun diye. Yaptığımız pastayı o zaman daha düzgün, daha güzel sunmuş oluyoruz. Gerçekten tam bir bayram ya da kalabalık bir yaş günü, işte misafir toplantısı için çok uygun bir pasta. Evimizde bulunan malzemelerle. Soğuk soğuk yenir. Hatta biraz daha da oda ısısında kaldığında daha da yumuşayacaktır. Şu an gerçekten buz gibi. Yine de tabii ki çok lezzetli. Çünkü ıslattık ya kekini. Keki de pamuk gibi. Kreması da gördünüz, köpük köpüktü. Tavsiye ederim, mutlaka yapın. Gördüğünüz gibi her ayrıntıyı anlatmaya çalıştım. Eminim çok güzel yaparsınız. Kanalıma da abone olursanız lütfen bildirim zilini de açın. Her tarifimden haberdar olun isterim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden hayırlı bayramlar dilerim. Her ne zaman yerseniz afiyetle yiyin inşallah. Hoşça kalın.